Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım herkese sevgi, saygı, huzur, mutluluk versin. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar öyle canımız bir kısır istedi. Kendimize göre bir kısır şey yapacağım. Önce düğümü döküyorum ıslatmak için. Bardağımı boşaltıyorum. Biz yeriz çünkü girip çıkarken onun için birkaç bardak dökmem lazım. Of dışına döküldü. Üç oldu. Dört. Beş. Altı koydum arkadaşlar. Şimdi ıslatayım. Çaydanlığa sıcak su koydum. Şimdi sıcak su döküyorum. Bir litreye yakın su döktüm. Şimdi ıslatmaya bırakıyorum. Islansın. Şişsin. Arkadaşlar, bu sefer soğanımı yağda kavurarak yapacağım. Yani bizimkiler öyle yapıyordu. Geçen sene bir yaptım. Şeyde yağda kavurmadan yapmıştım. Bu sefer soğanımı doğradım. İki tane orta boy soğan doğradım. Şimdi de bir su bardağı sıvı yağım var. Ocağın altını yakayım. Arkadaşlar, şeyin ocağın azizliğine uğradım da. Çünkü şey oldu. Sabah sildiğimde şeyin ocağın başlığı oynamış yerinden yanmadı. Onu tekrar yerine şey yapınca yandı da. Şimdi soğanım kavrulsun. Bir taraftan ben de şeyimi üzerine açayım. Kapağını kaldırdım. Evet, şeylerim, salçalarım kaynattığım için bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı dolusu da domates salçası. Onları ilave edip karıştırayım. Şişmiş şey gibi. Biz girer çıkarken yemek için anne fazladan dök dedi. Ben de onun için altı su bardağı döktüm. Şimdi sıcak olunca elimi sokamıyorum. Ellerimi yıkadım, temizledim. İşte soğuk suyla şey olunca çatlayıp çatlak gibi oluyor. Soğuğa gelmiyor, hassas cildim. Soğuğa gelmez, güneşe gelmez. Ama işte hayatın kanunu mecburen
İdare ediyoruz artık. Arkadaşlar, birer kaşık salça da ekledim. Biber, salçalı hamam, biber salçası, domates salçası. Onu da ekledim. Çünkü biz girip çıkarken yiyeceğiz diye fazla şey yaptım. Onun için salça tekrar ekledim. Salatalık doğradım. Biber var, onu döküyorum. Yeşil biber. Şeyden, derin dondurucudan vardı arkadaşlar da, diğerinden yoğurdum. Ondan çıkardım. Ondan sonra kendi saksımda yetiştirdim. Taze maydanoz. Daha ilk biçiyorum. Onun için hem yeniden yetişsin diye çoğunluğuna biçtim. Tazecik şey gibi, incecik. Ben bir kış boyu taze soğanımı, nanemi hep saksımda yetiştirdim, yedim. Şimdi de şey ekiyorum. Biber, minik domateslerde. Bu da kendi nanemden yarım demet. Başlarını kopardım, sapları kalınlaşmış. Ondan kopardım, yani kendim yetiştirdim. Bundan sonra da gene tekrar ekleyeceğim. Onu da biçtim, o da yetişecek. Bir yandan yetişiyor, bir yandan biçiyor. İki yaprak da maruldan doğradım. Yukarıda doğruyu aman yoğuramıyorum arkadaşlar. Biraz iyi yöntüpliyim. Tezgah benden yüksek olunca. Nereye gidersem benden yüksek olur şey. Gücümü veremiyorum oraya. Ben de yerde yoğurmak zorunda kalıyorum. Burada bir yoğurayım. Ondan sonra baharatlarını da atayım. Benim kız taze soğan doğratmadı. Yanımda yiyeceğiz diye. Nar ekşisini dökemedim. Onda sofrada yeriz, döküyoruz zannedildi. Yani şimdi gençler ne derse onu yapıyoruz biz. Yani taze soğanım da kendim denedim. Biz taze soğanı da doğramayınca yeşillik az olacak. Arkadaşlar, kuru soğan doğramıştım. 2-3 tane orta boy kuru soğan doğradım. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Kavurdum, yani sıcak değildi. Soğudu ben şeyleri doğrarken. Onu da ilave edeyim. Yani ben biraz çok yoğurduğum için siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Soğanımı kavurdum. Şimdi şöyle yeşilliği yeter. Daha baharat da atacağım.
Şöyle geriden görünüşü güzel. Arkadaşlar şey yap, atayım. Bir tatlı şeyin tatlı kaşığı şeyinde kekik atayım. Bir tatlı kaşığı şeyinde de tatlı toz biber atayım. Bunu attım. Bir çay kaşığı dolusu da kimyon atıyorum. Karabiberim de bir çay kaşığı şeyinde fazla atmam bana dokunur. Az bir şey kalmışmış. Ondan sonra fazla tuza atmayın. Benim kız biraz tuzlu yer. Ha şey unuttum. Fesleğen kurum vardı. Onu da kendim yetiştirdiydim. Tekrar yine ekeceğim arkadaşlar. Saksı da biraz da çıka durmuş. Kendi ihtiyacımı saksımdan çıkardım. Domates onu diyorum. Domates vardı. Konserve domatesten onu dökeyim. Arkadaşlar konserve domatesim vardı. Suyunu süzdüm ama yine de çıkıyor. Onu da dökeyim. Süzekten süzdüm çünkü. Taze domates olmayınca. Ben de ondan değerlendirdim yani. İyi seyirler. Artık şimdi de tabağıma servis şey yapıyorum, sıkıyorum. Sıkma gibi. Arkadaşlar, kısırımı hazırladım. Servise sundum. İki çeşit ayarladım, sıkma yaptım. Burada şekil verdim. Limonumu da koydum, tekrar yine koyacağım. Turşumu da koydum. Soğanımı şey yaptım, ondan sonra da sumak attım. Üzerine salatalık. Nar şeyi, nar suyum işte, üzerine dökmek için. Ellerime sağlık, güzel oldu arkadaşlar. Biz çok severiz diye fazla yaptık. Yani ben soğanı kavurarak döktüm. Ellerime sağlık, afiyet olsun.
Beğeniyorum. Ondan sonra abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Herkesin Allah işini rast getirsin. Hepinize başarılar dilerim. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle de güzel oldu. Biraz önce şey aklıma gelmedi. Nar ekşisi. Sos. Ondan da döktüm şimdi üzerine. Yedik. Harika oldu. Yani limonun nar ekşisini sonra döktük. Güzel oldu. Bayağı da yedik. Çay kaynattık yanına. Yeşillik şey derken. Yedik. Böyle de güzel oldu. Ellerime sağlık. Görüşürüz. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.